Përshëndetje të nderuar miq, ju përshëndesim nga Turqia. Jemi me rënjet shqiptare. Tani kemi në përballë mikrofonit një zotëri tjetër shqiptar që rënjet i kanë shumë të thella, janë nga fiset e njohura të Kosovës, por kanë më se 100 vjet që janë në Turqi. Ne tani jemi së pari me zotërin, quhet Ali İhsan Süter. Merhabalar. Merhaba. Arnavutça yok, sizden değil mi? Yok, pek değilim. Nasılsın, iyi misin? Ha, siya, yemeyeyim. O kadar. O kadar. Arnavutluk Devlet Televizyonu için Türkiye'deki Arnavutların göç öykülerine kökleri, nereden geldikleri, kimler geldi, nerelerde yerleştiler, orada kimler kaldı, kimlerdi, böyle tamamen bir aile göçü ve kök programı benim programım. Çok güzel. Sizleri de tanıdığıma çok memnun oldum. Anlatınız kadarıyla derin bilgiler de var. Biz o bilgiler sizin alalım. İsminiz Ali İhsan Süter. Evet, Ali İhsan Süter. Türkiye'de doğdunuz, büyüdünüz. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. 75 yaşındayım. Maşallah, söylemeyi nazar bilirsiniz. Evet, sağ olun. Ailemde Kosova'dan 6 aile yola çıkmışlar. Hangi yılda? 1915 diyelim. Çünkü Bergama'daki nüfus kayıtlarında 1916 yazıyor. İlk çıktıkları yerde Halep'e gidiyorlar. Halep'e mi gidiyorlar? Evet, Halep'e gidiyorlar. Tabii büyük annemize, babamın annesine soruyoruz niye Halep'e? Orada işte Sırp yoktu, orada Bulgar yoktu, orada düşman yoktu. Osmanlı topraklarıydı oraları da zaten. Evet. O yüzden daha sonra Halep'ten bir iki aile oralarda kalmış. Halep'te mi kalmış? Halep'te değil de mesela bir aile bir kolda. Ne kadar yakınlıkları var bilmiyorum ama ben gittim buldum. Kilis'te bu aile var. Hala çocukları yaşıyor. Özyurtlar diye Kilis'te. Eczacı arkadaşlar. Kendilerini 1971-72'lerde gittim orada buldum. Babaları sağdı. Tabii şimdi onlar da benim gibi Arnavutça bilen pek yok. Diğer aileler Bergama'ya geliyorlar. Bergama'da yaşamaya başlıyorlar. Bergama'nın kale etekleri dediğimiz, yani bizim buradaki tabirle dere ötesi bölgesinde Rumeli'den gelen göçmenler, gerek Yunanistan'dan gelenler, gerek Bulgaristan'dan gelen göçmenler o bölgeye yerleştirilmiş. Tabii babamlar da, babam Priştine doğumlu, daha doğrusu Priştine kayıtlı. Adına Podijava'da doğmuş, Podijava'nın Lapastisa köyünde. Babanız ismi neydi? Yusuf Süter. Pra është i biri i Zotit Yusuf Süter, i cili ka emigruar familja e tij së bashku me 6 familje tjera në vitin 1915-16 nga trojet e shqiptare pra të Kosovës, nga Padujeva, dhe së pari kanë vajtur në Halep. Qëllimi i tyre që pse kanë vajtur në Halep, siç thotë zotëria kur ka pyetur gjyshin e tij pse vajtet atje, ka thënë që atje nuk ka serb, nuk ka shkaqe të marrasin, prandaj kemi vajtur atje dhe thonë që disa familje kanë ngelur edhe në jug lindore, pra që është zona e Kilisi quhet atje, ku uqinden edhe disa familje shqiptare. Yusuf sizin babanız. Onun babası Seydi. Onlar nasıl çağırıyorlardı mesela? Yusuf Seydi mi yoksa? Soyadı yoktu. Dedeye Aga Yusuf, Aga Seydi diye. Ha, Aga Seydi. Aga Seydi. Gaskarnas biyemedik atan Aga Seydi. Evet, 1934'te tabii daha önce Seydi dedem Yunanlılar buraya gelince bu ailelerin tamamına yakını, hep beraber gelenler Bursa Kemalpaşa'ya taşınıyor. Kaçıyorlar. Zorla mı gönderiyorlar, kaçıyorlar mı? Kaçıyorlar buradaki insanlar, gidiyorlar oraya. Zorla göndermedi. Yunan'ın baskısı buradaki yaptığı işkencelerden dolayı sadece bizimkiler değil, çok kimse. Daha sonra tabii tekrar buraya geliyorlar. Gene eski evlerine gene şey yapıyorlar. Babamlar ufak yaştan itibaren mecburen imkanları olmadığı için çalışarak çiftçilik yapıyorlar evvela. Ondan sonra peynirciliğe başlıyorlar. Dedem babamın babası Kemalpaşa'da bir hastalandı, vefat ettikten sonra büyük annemiz, nenemiz başka bir Halil Gurgur'la evleniyor. Halil dedemiz, biz hep onu dede bildik. Sevgili dedemi bilmediğimiz için herhalde onun ölümünden sonra işte mecburen bir de şöyle bir bize anlatılan Balkanlardan gelen, Rumeli'den gelen göçmenlerde herhangi bir yanlışlık olmasın diye dul kadınlara herhangi bir şey olmasın o günkü şartlarda diye hemen evlendirirlermiş. Halil dedem de Gurgurlu Ali dedem, işte biraz öyle oğluyla konuştum, o 93 yaşında Ahmet amcam dediğim. O mandıracı, peynirciliğe başlıyorlar, babam da onunla beraber peynirciliğe başlıyorlar ve bizim aile soyadını Süter olarak alıyor 1934'te, peynirciliğin, sütçülüğün dolayısıyla. Babam Bulgar ustaların, kaşar ustaların yanında çalışıyor evvela. Kaşarcılığı öğreniyor, iyi bir kaşar ustasıydı. Hmm. Ve bir ablamız, 5 de erkek kardeşimiz vardı. Ablam sağ, en büyüğümüz ablam ama 3 abim, 2 abim, bir de benden ufak, sizin meslektaşınız olan gazeteci Şakir Üster, 57 yaşında vefat etti. Şu anda bizim ailede 2 kişi kaldık. Breznis sülalesinin içinde erkeklerin içerisinde en yaşlıdan ben kaldım. Tabii bu arada bir özellikleri var Breznislerin. Kosova'da da gördüğüm, büyük bölümü üniversite bitirmiş okuyan münevver insanlar. Bizim ailede de benim kızlarım da dahil olmak üzere hepsi üniversiteyi bitirdiler. Ben hariç tabii, ben meslek sesini bitirdim. Oradaki akrabalarımız da Breznislerin de tamamına yakını gittim gördüm. Hepsi üniversite bitirmiş. Hatta aileden bir tanesi geçen dönem milletvekili adayıydı. Ama kazanamadı. Şu anda Danimarka'da mı İsveç'te mi öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Yine akrabalarımızdan size bahsettiğim Fahri Breznis, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kosova'da. Abileri var, onlar da belli iş kollarında çalışıyorlar. Bir akrabamız yine Royal Hotel sahibi Fatmir Breslisa. Diğer akrabalarımız Vehbi Toplica soyadları. 2 oğlu onların araba servisleri var, Fiat servisleri var. Onlar bizi ağırladılar. Anne babam, annemin babası Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş. Annem esas Gilanlı. Cilan mı var? Evet. Hangi fiste biliyor musunuz? Şakir. Efendim? Hangi soydan? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Onun soyadını bilmiyorum da onun bütün akrabaları büyük bölümü Bursa'da, annemin akrabalarının, annemin evet, kardeş çocukları falan. Siz İstanbul'da da var. Ne zaman ilk gittiniz Kosova'ya? İlk gidişiniz ne zaman oldu? Ben uzun yıllar Bergama Ticaret Odası Başkanlığı yaptım. Başkanlığım döneminde 2000'li yıllarda ilk defa Kosova'ya gittik. Bir gece kaldık Priştina'da. Esas Üsküp'te kaldık. Üsküp'te de akrabalarımız var halen yaşayan. Bir hafta falan gezdik. Bir geziydi. İkinci girişim amcamla beraber gittim. İşte Ahmet Süter'le, o mükemmel Arnavutça konuşan insanla. Bir haftada o zaman kaldım. Priştina'da kaldık. Ama bizi Kosova'nın her yerine gezdirdiler. Peki akrabalarla daha önce görüşüyor muydunuz? Yani yok. Mektuplaşma var mıydı? Yok, yok. Nasıl onlarla buluştunuz? Nasıl buluştuk? Şimdi şöyle buluştuk. İşte Vehbi Toplica dediğim Vehbi amca, az çok Türkçe bilen, Kosova'nın da Priştina'nın da maruf kişilerinden biri. İlk gittiğimde o beni bekledi. Arabayla Lapasisa'ya götürdü. Babam, nenemin esas babamın annesinin köyüne. Orada bizi buluşturdu. Daha sonra ben araştırdım Breznisleri diye. İşte Fahri'yi bulduk. Fahrilerle görüştük. Tabii iş telaşından zamanında babamlara sormadık. Daha sonra eşimle bir hafta gittik Kosova'ya. Bu vesileyle sağ olsun Toplica ailesi bizi çok iyi ağırladı. Tiran'a götürdüler. Yine Adriyatik Denizi'nde, deniz kenarında bir şeye... Duras'a mı gittiniz? Vallahi yalan olmasın, ismini hatırlamıyorum. Tirana yakınlarında mı? Evet, evet. Duras'a gitmişsiniz. Orada çok güzel bir yer, çok nefis. Adriyatik Denizi'nin o mükemmel kumu. Tirana'da çok gezdik ama esas size de bahsettiğim gibi kardeşim Şakir Süter, Tiran'da Enver Hoca döneminde bir hafta kaldı. Tercüman gazetesinde köşe yazarıydı o. Tiran'da röportajlar yaptı. Tabii o zaman yokluk dönemi Tiran'ın, Arnavutluğun çok sıkı bir dönemiydi. O zaman da biraz ilişkileri araştırdık. O zaman da bazı şeyler bulduk. Kardeşim çok araştırdı. Lapasisa'yı o buldu zaten. Peki ilk o akrabalarla buluştuğunuz, ilk defa görüyorsunuz, daha önce görmediniz, onlar sizi görmedi, siz Arnavutça bilmiyorsunuz, onlar Türkçe biliyorlar mıydı? Yok, şöyle bizim Bursa'da okuyan bir yeğenimiz var. Elektronik mühendisi, İngilizce, Arnavutça, Sırpça, Türkçe mükemmel bilen, Türkiye'de okudu zaten. Onun vasıtasıyla, ama amcamla gittiğimde sıkıntı yaşamadık. Amcam mükemmel Arnavutça konuşuyordu. Ne hissettiniz o akrabalar gibi gördüğünüzü? Çok duygulandım. Niye Arnavutça öğrenmedim diye çok da üzüldüm. Ama büyük eksiklik tabii, çok üzüldüm. Keşke Arnavutçayı daha iyi bilseydik. Ailemizde annem babam hep Arnavutça konuşurlardı ama bizimle pek şey yapma. Okulda hep Türkçe konuştuk. Bu bizim için çok büyük eksiklik. Ama ben hiçbir zaman Arnavutluğumu inkar etmedim. Her zaman Arnavut kökenli bir Türk olduğumu ifade ettim. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak her zaman onunla iftar ettik. Çocuklarımız da, benim 3 kızım var. Biri mimar, biri bankacı, biri de öğretmen, sınıf öğretmeni. Onlar da Arnavutçayı pek değil, hiç bilmiyorlar. Gene biraz ben aç kalmayacak kadar Arnavutça meram anlatırım. Ekmek isterim, su isterim yani bir kadar. Ekmek nasıl istiyorsunuz Arnavutçası? Ama bak buk. Buk, abiye bak buk. Yani tabii bu eksiklik hakikaten çok büyük eksiklik. Kökenimiz Arnavut ama Arnavutçayı bilmememiz çok büyük ayıp. Biz, babam Tito döneminde gittik Kosova'ya. Tito döneminde gittiler. Tabii çok sıkı bir dönemdi o zaman, evet, biliyorsunuz. Biz iş telaşından, hayat telaşından sormadık köklerimizi. Kökümüz burada biliyoruz, babamı biliyoruz, dedemi biliyoruz. Sormadık. Sonra tabii işleri bitirince, emekli olunca araştırmaya başladık. Bahsettiğim gibi bu 6 ailenin birçoğunla, mesela şimdi Selim'in babası benim okul arkadaşım. Ama esas anne dedesi babamlarla aynı sülaleden. Tabii Kuşeri ama ne kadar yakın, nasıl Kuşeri onu bilmiyoruz. Sormadık da. Ama ne kadar geç olsa bile ya, yine kan çekiyor. İnsan bir zaman sonra ya ben kimim, nereden geldim, köküm nerede der değil mi? Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Kızım, büyük kızım Edirne'de okudu benim öğretmen. Çanakkale'den Trakya'ya geçtiğim zaman içimde bir his. Yani ben burada doğdum. Hiçbir zaman o zaman zaten Kosova'ya falan gitmemiştim ama kan çeker gibi. Kızım okuduğu ilk sene 8 defa gittim Edirne'ye. İnece'de akrabalarımı buldum. İnece'de o zamanki Bergama Belediye Başkanı amcamdı. İnece'deki de başka bir amcammış. Allah Allah. Gittik, orada bulduk. Bulamadığımızda mesela babaannemler 6 kız bir oğlanmış. Murat dayımız 6 kızdan bir tanesi Edirne tarafına gitmiş. Sonra oraya gidince öğrendik biz bunları. Tesadüfen ortaya çıktı. Sonra amcamla gittiğimizde orada mesela amcam da sadece bir amcası olduğunu biliyormuş. Halbuki 3 amcası, orada çıktı bunlar hepsi. Edirne'de Kırklareli'nde hepsi rahmetli oldu. İnece Nahiyesi Belediye Başkanıydı Mehmet amcamız. Orada büyük bir ihtimalle bana söylediği, Ali İhsan dedi, biz hem anadan hem babadan akrabayız. Hatta onlardan bir tanesinin yakın akrabası şu anda Kosova'da nerenin belediye başkanı oluyor bilmiyorum. Bu belli bir yaştan sonra, belli bir şeyden sonra tabii ki araştırma, ama geç kaldık. Elimizde geç olsun güç olmasın. Hayır, ben şimdi inanın bakın, bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer Arnavutçayı becerebilsem 3 ayda bir giderim Kosova'ya. Arnavutluğunda orada bir yaptığımız, akrabalarımızla yaptığımız o Royal Hotel'de bir toplantı oldu. Size bahsettim işte, bizim Breznislerin hepsi okumuştur. Orada gördüğüm kadarıyla Tiran'la, Arnavutluk'la Kosova kafada birleşmiş. Zaten birleşmesi lazım. İnşallah resmiyette de. İnşallah bütün temennimiz o. Ben fırsat bulursam, bu pandemi olayı bitsin, korona olayı bitsin, gene giderim. Hiçbir şey bilmesem bile ata topraklarımız, ben oraları çok sevdim, çok güzel bir yer. Yalnız tabii Kosova için konuşuyorum, Tiran'ı bilemem çok fazla. Biz sadece şehir merkezinde gezdik. İnsanlar çalışmıyor pek, o sıkıntı var. Genellikle biraz hazır severler. Yani hazır severler. Çok güzel iklimleri var, çok güzel manzaraları var, çok güzel arazileri var. Ki Turizm Bakanlığı'nda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Avrupa'nın en güzel kayak merkezi Kosova'da. Ama Şardalar. Yeteri kadar reklam olmuyor. Sizin Tiran'da veya o deniz kenarı, Adriyatik deniz kenarı çok büyük, çok turizmciler. Makedonya'ya gittik, Üsküp'te o zamanki Yatırım Bakanı Türk kökenliydi. Orada da Üsküp'te çok gelişme var. Ben inanıyorum ki Avrupa Birliği en evvela Makedonya'yı alacak, ondan sonra sizleri Kosova'yı alacak ama Kosova'yla kesinlikle Tiran'ın birleşmesi lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle olması gerekiyor. Peki Kosova'ya gittiğinizde dedeleriniz geldikleri köye gittiniz mi? Gittim. Yani ben duygulara çok merak ediyorum. Evet. O köye gittiniz, dedeleriniz orada doğmuştu. Yani, yani o andaki duygular, hani geri gitseniz şu an... Yani şimdi tabii o duyguları anlatmak çok zor bir şey. Çok duygulandım. Hele hele babamın doğduğu yeri bulunca, babam 5-6 yaşlarında falan gelmiş. Yani aşağı yukarı 5 yaşında gelmiş. Ona da sormuştum, gittiğin yeri, evi buldun mu dedim. Sadece duygularımla buldum. Çünkü La Pasisa bu Sırp döneminde 2 defa, 3 defa evet, yakıldı. Yakılmış, yıkılmış. O da duygularımla buldum diyor. Ben de gittim tesadüfen Arnavutça kuyuya, pınar ediyoruz. Kuva hoş pınar ya. Yani. Bir babamın halasının, onun büyüğü vardı İstanbul'da. Ben bir kere gittim de ablam anlattı. Yusuf, babam doğduğunda kuyunun başına silah atmışlar. Erkek doğdu diye. Erkek doğdu diye. Burada da vardır aynı adetler. Orada dolaşıyoruz, Fahri'yle gittik işte. Oradaki arkadaşlara soruyor Fahri. Kimse bilmiyor kuyuyu. Orada oturanlar bile bilmiyor. Çalılarla örtülmüş, çocuklar oynuyor orada. Sonra benim yaşlarda biraz daha ufak biri geldi. Dedim ya sor bakalım. Kuyu varmış burada, pınar varmış falan. Zaten yıkıntılar da var. İşte diyorlar ki Breznislerin yeri burası, babamların yeri. Toplisa'dan gelince oraya yerleşmişler. Sonra babamlar buraya gelince oraya Sırpları yerleştirmişler. Hatta Sırplara da Breznislerin Sırpları diyorlarmış. Sonra kuyuyu bulduk ve babamın doğduğu yeri bulduk. İnanın çok duygulandım tabii. İnsanın babasının doğduğu yeri görmek çok anlatılmaz bir duygu, çok güzel bir duygu. Ve fırsat bulduğum zaman gene kaçarım. Gene kaçarsınız değil mi? Peki ilk akrabanızı bulduğunuz anda, buluştuğunuz anda nasıl bir toklaşma vardı? Bizde sarılma var çünkü. Yani sorgusuz, yargısız direkt boyuna sarılıyoruz. Yok, öyle değil. Öyle değil. Çünkü tesadüfen gittiğimiz evde, babaannemin de doğduğu evmiş orası. O babaannemin abisinin oğlu. O da yeni Kadruş dediğimiz, o da yeni vefat etti. Tabii o hiç Bergama'ya gelmemiş, Türkiye'ye gelmemiş. Almanya'dan emekli olmuş. Ha, Almanya'da yaşadıysa biraz daha soğuk olur. Oraya hiç gelmemiş ama 3-5 kelime Türkçe biliyor. Evvela yadırgadı bizi. Gittik, habersiz gittik. Oo. Evet, şimdi Vehbi amca sağ olsun tercümanlık yapıyor bize. Sohbet ettik, güzel. İşte malum Arnavutların bizim klasik misafirperverliğini gördük. Vaktimiz de yoktu. 10 arkadaş gitmiştik. Onlar da otelde bekliyorlardı çünkü geçeceğiz, Üsküp'e geçeceğiz diye. Sonra Kadruş amca bizim inanamamış. Bir hafta sonra, 10 gün sonra bir baktım İstanbul'dan telefon ediyorlar. Merak etmiş. Tabii bu adam kimdi diye bir hafta sonra, 10 gün sonra buraya geldi. Bir haftada onu misafir ettik biz burada. Ya o 10 gün içerisinde onlar bir şok yaşamışlar. Şok yaşadılar tabii. Sonra tekrar ben eşimle gittim. Eşimle gittiğimde tabii bu sefer bütün aile tanıdıkları için. Tüm aile, tüm sülale, tüm köy hatta. Bütün aile sarıldı. Bir oğulları, Kadruş'un bir oğlu emniyette polis görevi, Podiyeva'da polis görevi. Diğer oğlu yanlış hatırlamıyorsam Telekom'da, telefon işletmelerindeydi. Hepsi geldi tabii. Artık birbirimizi tanıdık ama Fahri zaten Fahri'yle daha evvel de tanışmıştık. Onların yanına gittiğimiz zaman babamlar Kosova'ya gittiğinde 3 kişi gitmişlerdi babamın ortağınla beraber. Babam orada bir odada ağırlanmış, odada kalmış. Evlerin hepsini yıkmışlar. Yeni yapmışlar, çok güzel. Bir tek o oda duruyor. Gittim, gel dediler buraya. Aga Yusuf burada kaldı. Yıkmamışlar hatıra olarak o odayı. Aga Yusuf burada kaldı diye. Tabii bu da duygulandırıyor insanı. Babama değer vermişler, babama kıymet vermişler. Hatırası kalsın. Yani çok güzel duygu. O zaman yine rahmetli oldu. Onların en yaşlısı bir öğretmen amcamız vardı. O çok iyi, babamı falan tabii hatırlıyor. Tito, 70'li yıllarda gitmişlerdi. Velhasıl çok duygulandık. Sizinle bile konuşurken duygulanıyoruz. Teşekkür ediyorum Bergama'ya geldiğiniz için. Ve bu programlarda bütün dinleyicilere, seyircilere, bütün hemşehrilerimize Bergama'dan gönül dolusu, kucak dolusu sevgi, selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendi adımda ve tüm izleyicilerimiz adına, özellikle tüm Arnavutların adına. Çünkü ne kadar hani Arnavutça konuşmuyor olsanız bile, ki ben artı yaz olarak çevireceğim röportajınızı, evet, mutlaka tüm Arnavutlar duygulanacaktır. Çünkü evet, duygu dolu bir ifadeydi. Sonuçta biz Arnavutluğun kökleriyiz. Hani evet, kök olmadan bir ağaç olmaz ve her bir soy isim, her bir şahıs, her bizim kanımızı taşıyan Arnavut bizim duvarının bir tuğlasıdır diyorum ben ve biz bir bütünüz. O zaman şöyle diyorum, Kosova'daki akrabalarımıza ve tüm dünyadaki Arnavutlara ve tüm Türkiye dostlarımıza bir selam gönderelim. Tabii, çok sadece Arnavutlar ve Kosova'nın Arnavutları değil, tüm Arnavutlar yani, ve özellikle tabii, Türkiye ve bütün olması gerekiyor. Çok çok memnun olurum. Sizin sayenizde, sizin vasıtanızda bütün herkese sağlıklar diliyorum, selamlar sunuyorum. İstanbul'da diasporanın verdiği Arnavutça derslerine katılmak isterdim ama oturduğum evle Bayrampaşa arasında Bergama'ya gelmek daha kolay geliyordu. Artık de belli bir yaştan sonra bazı şeyler öğrenmek zor. Artı orada gramer öğretiyorlar, zamir sıfat öğretiyor. Ben pratik konuşma derdindeyim. Abdül abiyle nasip olursa bu kış gitmezsem İstanbul'a, Abdül abiyle oturacağız, bize dersler. Evet, Abdül abi çok güzel Arnavutça konuşuyor. Tabii canım, orada tahsilini falan orada yapmış yani. Mükemmel de. Praten dörvermiş, işimeni röportaj, meni shqiptar tjetër që siç e kuptoni edhe nga shkrimi që ka lënë post reportazhin nga përkthimi, me të vërtetë janë ndjenja shumë të thella dhe shqiptari kudo që është, sado vonë që shkoj, patjetër që e ndjen ndjenjen e gjakut të tij të rënjeve të tija. Mbase shumë vet mund të thonë pse nuk mbahet shqipja, nuk mund të shërtojmë në këtë mënyrë sepse janë kushtet e jetesës dhe është jeta e emigrantëve kudo jashtë shtetit që kanë jetuar kushtet e tyre dhe janë kushtet e cilat i kanë detyruar të largohen, por sa do vonë që shkojnë, ato e ndjejnë mungesën edhe gjithmonë thonë jemi penduar që s'flasim shqipen edhe nuk është vonë këtë moshë do ta mësoj. Pra ju përshëndesim nga Turqia me zotërin Ali İhsan Süteri. Rini në ndjekje në ciklin me shqiptarët e Turqisë. Faleminderit. Pasjenjës o një ranë, burat e dheo të të thirë shinanë, ke pas shumë të mira, shumë të gati.